Sevgili oyun severler, bir oyun incelemesi ile yine karşınızdayız. 2010 yılında oyuncuların beğenisine sunulan ve tam not alan Shank, yeni 2D aksiyon platform oyunu Shank 2 ile karşımızda. Shank'i Güney Amerika yollarında buluyoruz. Yolcularla dolu bir otobüste, büyüdüğü yetimhaneye doğru seyahat ederken, bitkin ve kafayı çekerken buluyoruz. Otobüs, askeri kontrol noktasından geçerken durduruluyor. Yolcular tek tek indiriliyor. Sıra Shank'e geldiğinde asker Shank'in elindeki şişeyi yere atıyor. Buna kızan Shank askerin kolunu kesiyor ve maceramız bu şekilde başlıyor. Magnus adındaki diktatörün ileri derecede bir kalp rahatsızlığı vardır ve kalp nakli olması gerekmektedir. Gerekli kalp için ülkede bir insan avı başlar. Bu insanlardan bir tanesi de Shank'in yetimhanede beraber büyüdüğü bir yakınıdır. Ülke karışıklık içindedir. Eski kız arkadaşı Karina onu ülkenin yeni lideri Magnus'a karşı direniş hareketine katılmasını ister. Böylelikle yolları kesişmiş olur. Hikaye modunda ana karakterimiz Shank ile oynuyoruz. Tabii ki Karina da ilerleyen bölümlerde bize yardımcı oluyor. Bunun dışında Survival Job modunda kullanılmak üzere 16 açılmayı bekleyen karakter var. Bunların hepsinin kendine göre güçlü ve zayıf yönleri ve silah kullanma yetenekleri farklılık gösteriyor. Orijinal oyundaki çizgi roman tarzı görsellere yeni bir standart getiren, zayıf yanlarını güçlendiren Shank 2 çıtayı biraz daha yükseltiyor. Animasyonlar ve hareketlerimiz önceki oyuna göre daha akıcı olmuş. Farklı saldırı komboları ile inanılmaz saldırılar yapabiliyoruz. Önceki oyunun blok hareketi yerini daha etkili yuvarlanma hareketine bırakmış. Böylelikle savunmamız daha güçlü olmuş. İlk oyunu oynayanlar tuşlara alışmakta zorlanmasalar da yeni başlayacaklar da çok kısa sürede alışabilirler. Oyunda alışıldık ayrıntılar mevcut. Bunlar sağ üst köşede ilginç isim ve güç barları, sağlık artırıcı yiyecek ya da içecekler, geçici süre kullanılan güçlü silahlar, bölüm sonlarında bizi o bölümün boss'u bekliyor ve bu boss'lar bizi en büyük düşmanımıza ulaşmamızı sağlayacak basamak görevi görüyorlar. Hikaye modu 8 ayrı bölümden oluşuyor. Normal modda oynadığınızda 7 saat civarında bir oynama süresi var. Fakat hard modda bu süre bayağı uzayabilir. Silah sistemi de tamamen değiştirilmiş. Bölüm başında kullanmak istediğimiz silahları seçiyoruz. Oyun içerisinde silah seçiminden memnun kalmazsak loadout yapıyoruz ve istediğimiz silahları seçebiliyoruz. Önceki oyunda bu tuş yoluyla yapılabiliyordu. Oyunda bu şekilde bir değişikliğe gidilmiş. Shank ve Karina hafif saldırı silahı olarak sürekli üzerlerinde taşıdıkları yakın mesafedeki düşmanlar için bir çift küçük bıçak taşıyorlar. Shank bunun yanında ağır saldırı silahı ve bir de menzilli silah taşıyor. Shank ağır saldırı silahı olarak seçebileceği iki farklı seçenek var. Bunlardan bir tanesi palalar. Bir çift pala sayesinde diğer silahlara göre düşmanlarımıza daha az zarar versek de küçük düşmanlarımızı hızlı kesme yeteneğine sahip oluyoruz. Diğer ağır silahı ise motorlu testere. Shank'in ilk oyundan beri en sevdiği silah. Yavaş olmasına karşın daha yüksek zarar verebiliyor. Özellikle büyük ve şişman düşmanlarımıza karşı çok etkili olan motorlu testeremiz ilk bölümde bir rehineyi kurtardığımızda sahip olabiliyoruz. Seçebileceğimiz son ağır silah olan Balyoz gerçekten çok yavaş. Kalkanlara ve
büyük düşmanlarımıza karşı çok iyi. Shank bu silahı son seviyede elde ediyor. Shank menzilli silah olarak oyunun başında sahip olduğu fırlatılan bıçakları uzaktaki düşmanları kendine çekmek ve az da olsa zarar vermek için kullanıyor. Diğer menzilli silahı tabancalar, Shank bunlara ikinci bölümde sahip oluyor. Bu tabancalar havadan inen düşmanlara ve patlayıcı maddelere karşı çok etkili. Shank son seçilebilen menzilli silahı olan pompalı tüfek, hızı çok düşük olmasına karşın düşmanları durdurma ve geri püskürtmede çok etkili. Shank bir rehineyi yamyamların elinden kurtarmakla pompalı tüfeğe sahip oluyor. Karina'ya geçecek olursak, ağır saldırı silahı olan kılıç ve tırpanı var. Kılıcı hızlı olmasına karşın düşmana fazla zarar vermiyor. Tırpan ise kılıca göre yavaş olmasına karşın rakipleri geriye püskürtebiliyor. Karina'nın menzilli silahları revolver, klasik bir 38 kalibre Smith & Wesson tabanca. Düşmana yüksek hasar verebiliyor ve düşmanı sersemletme özelliğine sahip. Diğer menzilli silahı bir Uzi. Ateşleme hızı çok hızlı ve geniş bir alana hasar veriyor. Silahlar genel olarak güçlü ama yavaş, hızlı fakat zayıf, uzun menzilli ve kısa menzilli olarak tasarlanmış. Buna ek olarak Shank ve Karina patlayıcı ekipmanları da var. Bunları oyunun başında seçebiliyoruz. Buna ek olarak oyun içerisindeki cephane sandıklarından da bittikçe yenileyebiliyoruz. Toplamda 3 adet patlayıcı taşıyabiliyoruz. Bu patlayıcıların bir tanesi pimpon tarzı sekerek ilerleyen ve patlayınca düşmana karşı büyük hasar veren el bombası. Diğer patlayıcı mühimmat olan mayınlar tuzak şeklinde kurulur ve düşmanın yaklaşması ile aktif olur. Son olarak Molotov kokteyli küçük bir alanda kısa süreli bir yangın çıkararak düşmana hasar verir. Bölümler ilerledikçe kullanılabilir silah çeşitliliği artmakta. Bunun dışında öldürdüğümüz düşmanların elindeki silahları da kısa süreliğine de olsa kullanmamız oyuna güzel bir hava katmış. Bunlar beyzbol sopası, zıpkın, tava, kılıç balığı tarzında farklı farklı şeyleri kısa süreliğine de olsa kullanmamız düşmanımıza karşı büyük bir güç sağlıyor. Düşmanlarımızda çeşitlilik mevcut. Oyunun her aşamasında düşmanlar küçük dalgalar halinde bize saldırıyorlar. Zaman zaman düşmanların kafalarında kırmızı ünlem işareti görüyoruz. Bu onların bize hamle yapacaklarını gösteriyor. Biz bunu görüyoruz ve onlara karşı saldırı ile saldırılarını boşa çıkartıyoruz. Önceki oyuna göre oynanış çok gelişmiş. Önceki oyunda tek tuş ile kavgaları kazanabiliyorduk. Bunda ise her türlü komboyu akıllıca kullanmamız gerekiyor. Boss dövüşlerinde doğru stratejiyi bulmayı, ona göre hareket edip komboları yapmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi kolaylaştıran bir noktada sonsuz can ve save noktalarının bulunması. Gelelim oyunumuzun survival moduna. Aynı bilgisayar üzerinden ya da internet üzerinden arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz bu modda amacımız haritada bulunan cephanelikleri korumak ve oluşan kargaşada teknisyen kılıklı adamların cephaneliklere bomba yerleştirmesini engellemek. Eğer bomba yerleştirilmişse de bu cephaneliklerdeki bombayı imha etmemiz gerekiyor. Düşmanları öldürdükçe para kazanıyoruz ve bu paralarla yeni yeni silahlar, kılıçlar ve sağlık malzemeleri alıyoruz. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak, oyunumuzun oynanabilirliği
kontrollerin çok basit olması, oyunun içerisinde komboların rahatlıkla yapılabilmesi, karakterimizin silah ve yeteneklerinin yanı sıra düşman tiplerinin de çeşitli olması oyunun tekrar hissini ortadan kaldırıyor. Sonsuz can ve save noktalarının çok olması sizi tekrar tekrar en başa gönderip oyunu daha da işin içinden çıkılmaz bir hal almasını engelliyor. Bundan dolayı oyunumuzun oynanabilirliğine 10 üzerinden 10 veriyoruz. Oyunun grafikleri. Biz oyunu gördüğünüz şekilde tüm ayarlar bu şekilde oynadık ve FPS 60 FPS'den aşağı düşmedi. İlk oyuna göre çevresel detaylar ve karakter tasarımları gerçekten çok iyi. Oyun içi görseller, videolar konuyu tamamlayan bir yapıda çok iyi yapılmış. Shank'in düz duvara yürüyerek çıkmaya başlaması kötü bir ayrıntı olmuş. Grafiklerimize 10 üzerinden 9 veriyoruz. Oyunumuzun sesleri, karakter sesleri iyi ve kaliteli bir şekilde uyarlanmış. Oyunun müzikleri, oyunun hareketli ortamına uygun seçilmemiş. Bundan dolayı oyunumuzun seslerine 10 üzerinden 8 veriyoruz. Oyunumuz genel ortalamada 10 üzerinden 9 alıyor. Burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere diyoruz. Hepinize iyi oyunlar.